Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikrojener yayınlarının hazırladığı TTYT Geometri Soru Bankası kitabında eşkenar dörtgen konusundaki ÖSYM tarzı testlerden test ikinci çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABCD eşkenar dörtgen verilmiş bir de şurası da bir eşkenar üçgen olarak verilmiş. Eşkenar dörtgenin bir kenarı da çift çizgi ya şu eşitleri koyalım. A ne çıktı burada bir iki kenar üçgen çıktı bak 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 şurada. E o zaman bunu da kullanacağız. Şu bir eşkenar üçgende 60 60 60 yani buraya 50 kaldı. Şimdi bak dikkat. Şurası 50. Burası da 50. Değil mi? X kenarlıktan dolayı. Sonra ne olacak? 50 50 100. Buraya 80 kaldı tamamına. E o zaman burası 20 yaptı. E açısı 20 olan bir ikizkenar üçgen ya sarı üçgen. 180'den 20 çıkart 2'ye böl. 80 80 yapar. Yani buraları 80 80 oldu. Zaten bizden alfa isteniyor. Cevap E dremit oldu. Geldik 2'ye. Şimdi burası 90 ya. Karşı kenarlar birbirine paralel olduğundan dolayı z'yi ihmal etmeyelim aynı paralel kenardaki gibi. 90 yapıştırdık. E burası 5. Hocam burası da 5. Burası da 5. 3, 5. 3, 4, 5 üçgeninden 4 çıkarması. E sonra şurada da bir Pisagor. X'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 5'in karesinden dolayı. 16 artı 25'ten dolayı 41 yapar x kare. E buradan da x'i kaç buluruz? Kök 41 olarak buluruz. İkinci soru Denizli. Geldik üçe. Köşegen çizilmiş. Köşegenler dik kesici için özel bir durumdur. Diğer köşegeni de çizmek mantıklıdır. Bir köşegen çizilmişse. Çizdik bu köşegeni. E sonra ne var burada? 15, 20, 25 üçgeni. Değil mi? Şuradaki üçgende bir öklük bağıntısı geldi. Ve dik üçgen bunları kullanacağız. Şimdi gençler artık şunları biliyorsunuzdur. Tamam 15, 20, 25'i yazdım buraya. Farz edelim. E sonra burada hocam 15'in karesi ya da h kare eşittir p çarpı k diyeceksiniz. Çıkmıyor. 15'in karesi bu çarpı tamamı deyip oradan da bir sonuç yapabilirsiniz. Ya da alandan gidebilirsiniz. İşte 25 çarpı h bölü 2 eşittir. 15 çarpı 20 bölü 2 değil mi? Ya da 20 çarpı 15 bölü 2 değil mi? Evet bu. işte buradan da haşı bulursunuz. Ya da 15 var ya hocam büyük ihtimal 9, 12, 15 üçgendir. 12, 20, 12, 16, 20 de sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Buradan da yapabilirsiniz tabii ki. Ama alandan gitmek en mantıklısı. Zaten haşı buradan 12 bulursunuz zaten buradan da yaptığınız var. Yani bu dik üçgenin alanı hem dik kenarlar çarpımın yarısı. Hem de taban çarpı yüksek bölü 2'den geliyor. E sonra ne yapacağız? Şimdi bir izlenme isteniyor. Eşkenar dörtgenin alanı. Hocam 12 ise burası da 12. Hocam 16 ise 16 Burası da 16 yani 7 kaldı. E köşegenler belli ya da istersen bir tanesinin alanını bulup 4 ile çarpabilirsin. Ya da köşegenler çarpımının yani köşegen bir tanesi 32 diğer köşegen 24 bölü 2 şeklinde de sonuca da ulaşabilirsin. Sadeleştirsen 12 sonu 4'lü yapacak. E, cevap ne yapıyor? 12 ile 32'nin çarpımı da sanırım 384 yapıyor. Evet cevap böylelikle 384 yani Ceyhan oldu 3. soruda. Geldik bir sonraki soruya. Eşkenar dörtgen biçimdeki bir kağıt. Yukarıdaki işlemlerden hangileri uygulanırsa kesinlikle eş şekiller elde edilmiş olabilir diye soruluyor. Şimdi eşkenar dörtgen. Uzun köşegeni boyunca kesince. Arkadaş eşkenar dörtgeni ben uzun köşegeni boyunca kesince. Şimdi bu 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 eşit ya. Hocam şu açı ortay oluyor. Bu da açı ortay oluyor. Evet. Gerçekten nokta nokta. Burası çift çizgi. Burası da çift çizgi. İki üçgen eş üçgen. Bütün açılar eşit ve noktaları karşısındakiler eşit olduğundan dolayı. Doğru. Kısa köşegeni boyunca kesince de yine aynı şekilde olur. Eşit, 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 eşit ya. Buradaki açılar birbirine eşit. E, hocam şuradaki açılar da eşit. Bütün açılar eşit ve aynı açılı karşısındaki kenarlar eşit olduğundan yine bir eş yapı karşımıza geldi. İkinci de doğru. Bir kenar orta noktasından yüksekliği boyunca kesince. Şimdi kenar orta noktası. Kenar orta noktası burası. Yüksekliği boyunca kesince. Yüksekliği boyunca kesince. Bu şekilde bu şekil. Eş şekil mi oldu? Hayır. Olmadı. Gördüğün üzere. E burada çünkü burası orta nokta. Yukarıda bir orta nokta yok zaten. E o yüzden yani aynı şekil çıkmıyor karşımıza. Bu yanlış olmuş oldu. Yani cevap böylelikle 1 ve 2 yani cehan oldu. Geldik 5'e. Verilenlere göre ABCD eşkenar dörtgenin alanı nedir diye soruluyor. Eşkenar dörtgende köşegenler açı ortaydır. E bu açı ortay ya. E bunun devamı zaten nedir arkadaşlar? Devamı köşegendir. Hatta bu da açı ortaydır. E ne oldu o zaman burada? 3'e 5 oran var. Hocam kod tabandaki oran 3'e 5 ise e, burası 3K burası 5K yazabiliriz. Hatta 3, 5, 3, 4, 5 üçgeninden burası da 4K olur. 4K toplamda 8'e eşit oldu. K da buradan kaç çıkar o zaman? 2 çıkar. Evet K'yı 2 bulduk. Eşkenar dörtgenin alanı nedir diye soruluyor. K'yı 2 buldun ya yaz yerine. Hocam burası 10 burası da 10. Ya burası 10 tamam. Burası kaç yapıyor? K2 yazarsak 6. A, gerçi yükseklik burada belli ya. Bu yükseklik bu tabana ait. Bu taban da zaten 10. O zaman taban belli. Yükseklik belli. Alan da belli. 10 tabanına ait yükseklik 8 olduğundan 10 çarpı 8'den cevap 80 çıkar. Yani 5. soru Akçay oldu. Geldik 6'ya. E şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Eşkenar dörtgenin alanı isteniliyor bizden. Şimdi eşkenar dörtgenin alanı şuradaki dikmeler bir işimize yarayacak mı? Evet. Hocam şöyle bir dikdörtgen oluşturabiliriz. Hatta burada da bir dikdörtgen oluşturalım. Güzel bir şeyler çıkıyor mu? 8 ise burası da 8. 8 ise burası da 8. Dikdörtgen çünkü paralel ya şunlar şöyle Z'den dolayı. da şu paralel. Ee, bir de EF ile şu paralel ya 90 ise burası da 90 yapar. Çok güzel. E sonrasında ne yapacağız? 8'leri yazdık. Hocam 6 ise dikdörtgenden 6. 6 ise dikdörtgenden 6. A bu bir eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgense ben buraya A ağ dersem A artı 8 burası. Burası da A artı 8. Hocam şurası da 90 ya. Pisagor. E, ee, burada ne var? 12 var. Kısa yoldan yapalım. İşte A artı 8'in karesi. A'nın karesi artı 12'nin karesi demeyelim. Ne vardır? Büyük ihtimal 5, 12, 13 üçgenidir. A yerine 5 yazarsam 5, 12, 13 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Eşkenar dörtgenin alanı isteniyor benden. Evet taban belli. 13. Yükseklik belli. O zaman 13 çarpı 12 bize alanı verecektir. Yani cevap böylelikle ne çıkar o zaman? İkisinin çarpımı 156 yaptı. Cevap B seçeneği oldu. Geldik bir sonraki soruya. Eşit uzunlukta 4 telin birbirine monte edilmesiyle oluşturulan şekil birdeki gibi çivilerle köşelerinden duvara sabitlenen kare biçimdeki bir çerçevenin duvarın yan ve üst kenarlarının uzaklığı 60 cm olarak verilmiş. Sonra bunu ne yapmış? Böyle bu duvara böyle üstteki çiviler çıkmış. Yan duvara kaymış. Önceden burası 60 iken burası 80 olmuş. Eski hali o zaman eski halini de gösterelim şekilde. Eski hali önceden böyle değil miydi gençler? Evet eski hali böyleydi. Şimdi burası eski halindeyken burası 60'tı. Burası kaç oldu o zaman? 20 oldu. Şimdi eski halinde şunların hepsi birbirine eşit çift çizgi olarak düşün. E çift çizgi e, bu teller eşit uzunlukta ya. O zaman burası da çift çizgi. Şurası da çift çizgi. Şurası da çift çizgi. Hatta kareden dolayı burası da çift çizgi. Yani ben şuraya bir A dersem. Şurası A artı 20. Hocam döndüğü zaman buradaki uzunluk da A artı 20. Önceden şu uzunluğun duvara olan mesafesi kaçtı? 60'tı? Yani şuradaki mesafe 60 yaptı. E o zaman burada karşımıza bir dik üçgen çıktı. Hocam 60 var. Ya 60 var. Ona bölünmüş hali. 6 Alt aklınıza geldi. 6, 8, 10 üçgendir büyük ihtimalle. Yani 6, 8, 10'un 10 kattır büyük ihtimalle. Acaba burası 80 ken, burası 100 yapıyor mu diye düşünelim. E A yerine ben 80 yazarsam 80 artı 20 100 yaptım yaptı. Demek ki doğru düşündük. Buna göre diyor çerçevenin duvarda kapladığı alan kaç santimetre kare azalmıştır diye soruluyor. Şimdi ben şurayı bir kenarı 100 buldum. Hocam şurası 100 iken bunun alanı kaç yaptı? 100 çarpı 100'den 10.000 mi yaptı? Evet. Şimdi böyleyken bu duruma geldiği zaman ne oldu? Alan taban çarpı yükseklik ya. Bak tabanımız kaç? Şöyle bakacak olursam burası 100. Yüksekliğimiz de 80 değil mi? E, tamam o zaman 100 çarpı 80'den 8.000 yaptı burası. E o zaman alan ne kadar azalmış oldu? O zaman 10.000'den neyi çıkartacaksın? 8.000'i çıkarttığın zaman cevap 2.000 yapar. Yani cevap 2.000. Edremit oldu. Güzel bir soru. Geldik. 8. soruya. Eşkenar dörtgen şeklindeki 3 eş kağıt kenarları. Bak 1, 2, 3 tane eş kağıt var burada. Kenarları çakışık bir biçimde yerleştirilmiş ve oluşan düzlemsel şekilde çevresi 64 cm hesaplanmıştır. E o zaman bunun çevresine bakalım. Bunlar eş ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'e böl bakayım. 8 tane A çünkü burası. 8'e böl 8 yapıyor. Bir kenar 8 olmuş oldu. Tamam. Bu şekilde mavi kağıdın köşegeni diğer kağıtların kenarları ile aynı hizada olduğuna göre. Bak şunun köşegeni. Hop köşegen açı ortay değil midir? Diğer kağıtların kenarlarıyla hizalı olduğuna göre diyor. E hocam burası iki tane nokta değil mi? Evet. Burası alfa alfa. Burası 2 alfa. E o zaman burası da 2 alfa. Çünkü eş açılar da eşit olacak. Dar açıları da eşit. Şuradaki geniş açıları da eşit oluyor. A toplamda 3 alfa. Neye eşit oldu? 180'e eşitse alfayı buradan 60 derece buluruz. Elde edilen bu şeklin alanı. E alfa 60 ise o zaman hocam burası 120 yapar. E 120 yaptıysa burası kaç yaptı? 60 yaptı. 180'e tamamlayarak hop tabana ait yükseklik 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. Burası da 4 köküç olur. Taban 8 yükseklik 4 köküç. O zaman 8 çarpı 4 köküç 32 köküç yaptı. Neresi 32 kök 3 yaptı yalnız dikkat. Şurası. Bir yüzün şekilde elde edilen bu şeklin bir yüzünün alanı. Yani şu 3 tane alan soruluyor bize. Yani 32 kök 3 çarpı 32 kök 3 çarpı yazamadım ya. 32 kök 3 çarpı anam yazamadım. 32 kök 3 çarpı 3 kaç yapıyor o zaman bu da? 96 kök 3 yapar. Cevap denizli oldu 8. soruda. Geldik 9'a. Aşağıda eşit uzunlukta 4 metal çubuktan oluşan. Eşit uzunlukta 4 metal çubuk. Şunlar yani. Aynı şekilde bu da aşağıymış herhalde. Şu eşitleri de koyalım. Ee, bir krikoya ait iki farklı durum gösterilmiş. Bu ve bu. Şimdi böyleyken kriko şöyle olmuş arkadaşım. Öncelikle eşkenar dörtgen köşegen var. Diğer köşegeni de biz çizmeliyiz. Köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor. Hocam burası 30'sa o zaman burası ne oldu? 30sa burası 15-15 oldu. 15-15 oldu. E şuraya AA dersem tamam. Sonra burada da hop çizdim dikimi hocam böyle 14 ise 7-7. Bak kırmızı uzunluk ne 2a artı 20 değil mi? Dikkat et. Şuradaki uzunluk 2a artı 10. Hocam burası da aynı şekilde burası değişmiyor bak krikodaki burası değişmiyor çevirdiğimiz zaman. Şurası da kolu. Şu uzunluk eş sabit değişmiyor. Hocam burası 2a artı 10 ya. E, i̇kisi burada. Buraya 2A artı 8 kaldı. 2A artı 8'i 2'ye böldüğümüz zaman ar A artı 4'e A artı 4 yapacak. E, o zaman ne olacak? Hocam bir burada Pisagor bir burada Pisagor. Her ikisinde de şurası x x. Yani sen x'in karesi eşittir. Ne diyeceksin? A kare artı 15'in karesi. E, sonra öbüründe x'in karesi ne diyeceksin? 7'nin karesi artı a artı 4'ün karesi diyeceksin. Her ikisi de birbirine eşit. İşlem işlem işlemde a'yı bulacaksın. Ya da hocam 7 varsa büyük ihtimal 7, 24, 25 üçgendir. A yerine 20 yazarsan 7, 24, 25 o zaman X 25 oldu. E, A'da kaç yazmıştık? 20 yazmıştık. 15, 20, 25 sağlaması da tuttu mu? Tuttu. Yine hissederek yaptık. Bizden ne isteniyor? Buna göre gün eş metal uzunlukları toplamı nedir diye soruluyor. Yani bizden. Şuradaki metal uzunlukları toplam isteniyor. 25, 25, 25, 25. Topladığın zaman kaç yapıyor? 100 yapıyor. Yani cevap denizli oldu. Ve geldik ona diyeceğim. Ama 2022 TYT'de sorulmuş bir soru bu. Maalesef kanalımda çözemiyorum. Uygulamadan bakarsınız. Ve böylelikle sanırım eşkenar dörtgen bitti galiba. Evet sırada deltoid var. O zaman bir sonraki videoda deltoidde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.